Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde konuğumuz, bağlantı sağlanırsa Barış Sungur olacak. Barış Sungur'la birlikte Fenerbahçe sürecini konuşacağız. Hatırlanacağı üzere kendisi Buca Spor altyapısında 6 sezon oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Muğla Spor, Karşıyaka, Kuşadası, Darıca Spor forması giydi. Hem Fenerbahçe sürecini hem de şu anda neler yapıyor bunları konuşacağız. Birazdan hattımızda kendisi konuğumuz olacak sevgili dinleyenler, bunu belirtelim. Saat 12.30'da Fenerbahçe'nin yeni transferi En-Nesyri için Sarı Lacivertli Kulüp imza töreni düzenleyecek. Bunun altını çizelim. İmza töreninde En-Nesyri ve yöneticiler açıklamalarda bulunacak. Bu açıklamalar an be an Radyo Spor'da olacak. Bu açıklamaları da dinleyeceğiz. En-Nesyri'nin imza törenini yayınlayacağız sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuğumuz Barış Sungur olacak demiştim. Yaşanan gelişmeler var. Bu gelişmeleri de sizlerle paylaşıyorum. Galatasaray'da 1000 euro karşılığında Brezilyalı futbolcunun yeni adresi Panathinaikos oldu sevgili dinleyenler. Evet, Panathinaikos da resmen açıkladı bu transferi. Bunu belirtelim. Hattımızda konuğumuz Barış Sungur. Barış hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk abi. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi, şu an bireysel idmanlara devam ediyoruz. Yaz dönemindeyiz. Transfer olana kadar bireysel idmanlara devam ediyoruz. Özellikle de sana soracağım önemli sorular var Barış. Röportaj teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Radyo Spor'un bu teklifini kabul ettin. Teşekkürler. Bilindiği üzere Buca Spor'da 6 sezon altyapıda futbol oynadın. Sonrasında profesyonel kariyerin ardından Fenerbahçe kapısı sana açıldı. Sonrasında kiralık olarak gittiğin takımlar var. Son olarak Darıca formasını terlettin. Fenerbahçe süreci senin için nasıl gelişti? Deneyimlerin bu süreçte neler oldu? Neler söylersin? Fenerbahçe dönemine şöyle başlayayım. Konuya en başından başlayayım ben en iyisi. Tabii ki. Devre arası kampından önce Buca Spor'da ben profesyonel oldum. Takımla beraber kampa gittim, Buca Spor'la beraber. Çok başarılı bir kamp süreci geçirdim. 4-5 hazırlık maçı yaptık. Hepsinde goller attım. Aslında Fenerbahçe maceram bu kamp dönemiyle başladı. Beni takip aldılar, izlediler. Ardından aynı performansı lig maçlarında da sergileyince transferim Fenerbahçeliğine sonuçlanmış oldu. Aslında bu hikayenin en güzel kısmıydı. Şimdi biraz gelelim gerçeklere. Şöyle anlatayım. Fenerbahçe'ye transferim gerçekleşmeden önce birkaç kulüpten teklifler almıştım. Ancak evet, bana seçim hakkı sunulmamıştı. Fenerbahçe'ye gitmem gerektiği söylendi ve öyle yapmak zorunda kaldım. İlk günden beri taraftarlar dışında çok fazla destek görmedim. Ali Başkan ile transfer gerçekleşmeden önce konuşmuştum. Ali Başkan çok iyiydi, her şey yolundaydı ilk başta. Ali Başkan ile diyaloğumda bana bu kulübe hiçbir menajer sokmayacağımı ve Fenerbahçe'nin bir projesi olacağımı söyledi. Evet. Benden ne istenirse yaptım açıkçası. O zaman Erol Bulut dönemiydi, transfer olduğum zaman. Erol Bulut, Emre Belözoğlu iyi geliyordu. Erol Bulut ile çok güzel bir kamp dönemi geçirmiştim. Her şey yolundaydı. Transferin son günlerinde kiralık gitmem gerektiği söylendi. Ve plansız bir şekilde kiralandım. Kiralık olduğum süre boyunca en fazla bir ya da iki maçım izlenmiştir. Yani fazlası yok. Bunu böyle söyleyebilirim ne yazık ki. 18 yaşındaydım o zaman ve kimse benimle ilgilenmiyordu. Sonuçta yani ben 3. lig takımında Buca Spor'dan Türkiye'nin en büyük takımına transfer olmuştum. Ve her türlü desteğe ihtiyacım olan bir dönemdeydim. Hani bu desteği bekliyordum. Sonuçta en dipten en zirveye çıkan bir süreçteydim. Ben 18 yaşındaydım.
O zamanlar genç bir futbolcu ve Fenerbahçe projesi olarak beni aldılar. Kulübümden daha fazla destek beklerdim. Maalesef yalnız bırakıldım. Neyse, kiralık dönem sonrası, kiralık dönemin bitti, Muğla Spor'daydım. Yaşanan bir olay oldu. Bu olay nedeniyle Fenerbahçe ile diyaloğum neredeyse tamamen kesildi. Ali Başkan ile görüşmeye çalıştım. Kimse buna izin vermedi, hep engel oldular. Ailem bile araya girdi. Randevu istedik Ali Başkan'dan ama olumsuz yanıtlar aldık. Tabii aracılar olumsuz yanıt verdi. Bu süreç kısa değildi. 2 yıllık bir süreçte ne bir takıma kiralanmama, ne bir bol servisim ile gitmeme izin verildi. Bu şekilde 2 yıl boyunca futbol oynamama ve takım ile antrenman yapmama engel olundu. Bu 2 yıl sonunda neyse hani yine görüşmelerimiz devam etti Fenerbahçe ile. Sonunda aldığımız cevap altyapı tesislerini kullanabilir, bireysel antrenmana orada devam edebilir dendi. Ancak geleceğimle ilgili hiçbir gelişme olmadı ve sorularıma yine cevap alamadım. Sürekli böyle bir süreçti yani bu 2 yıl boyunca abi. Futbolculuk kariyerinde gösterdiğim hani o dönemki azim ve yetenekle en zor zamanlarda bile kendimi kanıtlamak istedim. Hani sonuçta 3. lig takımından Türkiye'nin en büyük kulübüne transfer oldum. Ama hani daha büyük bir destek beklerdim. Yanımda kimse olmadı o süreçte. Böyle bir süreçti abi. Peki Barış, randevu istedin. Randevu talepleri kabul edilmedi dedin. Bunu söyleyelim. Evet. Randevu taleplerin kabul edilmedi. Ailem dahi araya girdi. Onlar dahi randevu istedi. Hani çünkü artık onlar bile şüpheleniyordu. Bir şey mi oldu? Hani oğlumuz bir terbiyesizlik mi yaptı diye düşündüler. Hani yok, oğlanda bir sıkıntı yok, her şey yolunda diye cevaplar alıyorduk. Ama randevu talebini bir şekilde alamadık Ali Başkan'la. Çünkü Ali Başkan gerçekleri bilmiyordu. Onu anlatmamız gerekiyordu bunları. Ama hep engel oluyorlardı. Randevuyu bir türlü alamadık. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Barış Sungur. Barış, Fenerbahçe sürecinden sonra da son olarak Darıca'da oynadın. Bonservisinle gitmiştin Darıca'ya. Onun öncesinde Muğla Spor, Karşıyaka ve Kuşadası kiralık dönem var. Neler söylersin bu süreçle ilgili? Gitmiş olduğun takımlarda adapte olabildin mi? Neler yaşadın? Şöyle söyleyeyim. Muğla'ya zaten plansız gitmiştim ilk kiralık döneminde. Kötü kurulan bir kadroydu Muğla'nın. Yine elimden geleni yaptım ama elimden gelen fazlasını yaptım o bir sene boyunca. Kiralık dönemim sonlandı. Dediğim gibi kiralık dönem sonlandıktan sonra bir olay yaşadı Fenerbahçe'yle. Zaten orada bütün ipler koptu. Muğla'dan sonra Karşıyaka'ya kiralandım. Evet. Karşıyaka kiralanmam da oraya gideceksin dendi. Gittim. Şunlar şunlar olacak dedi. Şunlar şunlar yapılacak dendi bana Fenerbahçe tarafından. Hiçbiri yapılmadı. Hiçbiri gerçekleşmedi. Zaten yoluma taş koyan insanlar beni yollamıştı Karşıyaka'ya da. Ve orada yine hep bu konuyla ilgili sorunlar karşıma çıkıyordu. Orası da sorunlu bir süreçti. Yani sırf kendi isteğimle ben Kuşadası'na gittim diyebilirim. Karşıyaka'dan sonra Kuşadası'na gittim. Orada da hani iyi bir süreç geçirdim. Kötü değildi. Güzeldi. Zaten Kuşadası sürecinden sonra 2 yıllık bir boşluk var. O büyük sorunların yaşandığı bir boşluk. Ve sonunda teklifler de almıştım o sırada. Ama ne kiralık yollandım o 2 sene boyunca, ne bonservisimle yollandım. Hiçbir şey izin verilmedi. Her şey engel olundu. 2 yıl sonunda ne yaptık ne ettik, bir şekilde bonservisimi aldım. Fransa'dan da teklifler vardı. Yurt dışına dahi gidebiliyordum o 2 sene boyunca. Gidemedim, nasip değilmiş. Ama bu sene de Darıca'daydım. Çok şükür yine futbola geri dönebildim. Bir yerden başlamak lazımdı. Nasıl Bucaspor'dan en dipten Fenerbahçe'ye gittiysem, şimdi yine Darıca'daydım. En dipten yine en güzel yerlere giderim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Barış Sungur, sohbetimiz devam ediyor. Barış, son olarak Darıca'daydın, bonservisin elinde, transfer dönemindeyiz. Var mı gelen teklifler, hedeflerin, planlamaların nelerdir? Şu an var tabii gelen teklifler. Gelen teklifleri değerlendiriyoruz şu an. Böyle hani acele edip de en kötü yeri seçmektense güzel bir yere gidip, güzel bir proje yerine gidip ve özellikle de genç oyunculara önem veren bir yere gitmek istiyorum.
Çünkü hani şu an 22 yaşındayım. Avrupa için belki de artık ilerleyen bir yaş. Ama Türkiye için ne yazık ki artık daha genç bir yaş. Umarım gençlere önem veren bir yer olur. Oynamam için güzel bir yer olur. Ve inşallah yine iyi bir performans sergileyip yine en zirveye gideceğim. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Barış Sungur. Sohbetimiz devam ediyor. Barış, özellikle de Buca Spor döneminde ön plana çıkmıştın. Buca Spor'da birlikte oynadınız diye hatırlıyorum. Oğuz Aydın'la birlikte mi oynadınız Barış? Evet, Oğuz Aydın'la beraber, o da arkadaşımdı. Evet, Oğuz da bilindiği üzere Fenerbahçe'ye geldi. Görüşüyor musun Oğuz'la? Görüşüyoruz sıkça. Neler söylersin Oğuz'la ilgili? Fenerbahçe'de yeni bir dönem. Buca Spor, Alanya Spor, Fenerbahçe. Oğuz'un zaten hani biliyordum buralara geleceğini. Çünkü gerçekten çok yetenekli bir kardeşim, abim, her şeyim. Aramız da çok iyidir. Her zaman diyalogumuz devam ediyor. Gerçekten inanılmaz yetenekli ve Fenerbahçe'ye bu sene çok iyi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Geleceği de çok parlak olacak. Fenerbahçe'den Avrupa'ya kadar ilerleyebileceğini de düşünüyorum. Umarım gereken süreyi alır ve çok iyi bir şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Barış, var mı eklemek istediklerin? Ben çok teşekkür ediyorum beni yayına aldığın için. Teşekkür ederim, çok zevkliydim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, hattımızda konuğumuz Barış Sungur'du. Barış Sungur'la birlikte gündemi değerlendirdik. Bunun altını çizelim. Hemen yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Bu arada Yücel abi, imza töreni 13'e ertelendi. 12.30'daydı, 13'e ertelendi. Bunu da söyleyelim. İmza töreni saat 13'te olacak. Bunun altını çizelim. Normal şartlarda saat 12.30'daydı bu imza töreni. En-Nesri'nin imza töreni. İmza töreni saat 13'e ertelendi. Cevdet Ünvar'ı hattımıza alacağız. Konuğumuz Cevdet Ünvar olacak. Cevdet Ünvar'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. İmza töreni de başladığı zaman imza törenine gideceğiz. Arayabilirsin Cevdet abi, Yücel abi. Şu anda bizden telefon bekliyor. Gelen sorular var. Bu soruları da cevaplayacağım. Sedat Balkan. Hemen Sedat Balkan'ın sorusunu cevaplayalım. İyi yayınlar Salim Bey. Slovakya'dan selamlar. Bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'a Ruzom Berok karşısında başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim Sedat Balkan'a, ben de selamlarımı gönderiyorum. Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Adana Spor'a kiraladı. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cevdet Ünvar. Cevdet abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Merhaba Salim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsın Cevdet abi, neler yapıyorsun? Sağ ol Salim. Sıcak başlayan ama serinleşen Mersin bugün yağmurla güne uyandı. Güzel serin bir havada Temmuz ayının bu son günlerinde güzel bir güne uyandık. Buradan da o güzel havanın esintisiyle dinleyicilerimize güzel bir gün dilemek istiyorum. Spor severler de artık sabırsızlıkla lig takviminde başlamasını bekliyor. Resmi maçlar başladı. Alfa ön eleme maçları başladı. Takımlarımızın rakipleri belli oluyor ve futbol heyecanı start almış oldu yani. Sevgili dinleyenler, hattımızda hatırlatalım konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cevdet Ünvar. Sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, hemen yayın için anons yaptım. Bir selam geldi. Derfin Yıldız Tane selamlarını iletmiş. İyi yayınlar demiş. Biz de selamlar, iyi yayınlar kardeşim. Anadolu Ateşi'ne hoş geldin. Cevdet abi hoş geldi. Çok yıllarca Türk futbolumuza hizmetler veren Galatasaray'da oynamış 41 yaşındaki Umut Bulut kardeşimize kalan yaşamında başarılar diliyorum demiş. Umut Bulut futbol hayatını noktaladı. Yeni bir serüvene. Evet. Rıza Hoca'nın ekibine dahil oldu. Evet. İyi bir ekibe dahil oldu. Daha önce
futbol oynadığı süreci içerisinde Rıza Hoca'yla hiç yolları kesişmemişti benim bildiğim kadarıyla. Ama profesyonellik anlamında güzel bir tercih ve inşallah hem Rıza Hoca'yla olan ekip çalışmasına hem de daha sonrakinde kendisinin sorumluluk alacağı teknik direktörlük kariyerine başarılar diliyoruz. O da gerçekten uzun bir futbolculuk yaşantısı sürdürdü. Sevgili Salim, bundan 15 yıl önce 32 yaşına geldiği zaman oyuncular artık bıraksın mesajları gönderilirdi. Ya gazeteden ya yöneticiler vasıtasıyla ya da kulüp ilişiği kesilerek. Ama Umut Bulut örneğinde de gördüğümüz üzere 41 yaşına kadar artık profesyonel hayat uzadı. Bu da futbolcular adına hem kazanç anlamında hem de aktif sportif hayat anlamında çok önemli. Umut'a da çıktığı bu yeni serüvende başarılar diliyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Önemli bir yıldızdı. Hatta Süper Lig tarihinin en fazla forma giyen oyuncusuydu Umut Bulut. Evet, yani 200'er kulübünün içerisine girdi o da. 200'ün üzerinde gol kaydetti ve Anadolu'nun birçok takımında ve birçok ligde mücadele verdi. Onu Kayserispor ve Galatasaray'da oynadığı oyunla özellikle zihnimizde unutulmazlar arasında yerleştirdik. Tabii aktif sporcular için bu serüven bittiği zaman bir boşluk oluşuyor. Ama antrenörlük yaşantısına başlamış olması kısmen de olsa iyi olduğunu düşünüyorum. Yani futbolun sonu var. İstediğiniz kadar oynayın. Bunlar bir şekilde futbolculuk serüvenini bir kenara bırakıp artık yepyeni bir aktif dünyanın içine giriyorsunuz. Diğer bu konumda olan oyunculara da başarılar dilemek istiyorum. Bırakanlar içerisinde Ergin Keleş'in vedası çok güzeldi sevgili Salim. Onun kamuoyuna duyurduğu veda metni oldukça duygusaldı. Ben bu anlamda da Ergin Keleş kardeşimize de yeri gelmişken yeni antrenörlük serüveninde başarılar dilemek istiyorum. Evet, Ergin abi de futbol hayatını noktaladı. Güzel bir veda klibi hazırlamıştı. Futbolun önemli simalarından birisi. Ben de aynı fikirdeyim. İyi yerlerde olacağını düşünüyorum teknik direktörlük kariyerinde de Cevdet abi. Evet. Cevdet abi, çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim. Hatta beklersen mutlu olurum. Teşekkürler. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar. Sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, tekrardan hoş geldin. Merhaba. Teşekkür ediyorum Salim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler abi. Adil Danışmaz yazmış. Merhabalar Salim Bey. Konuğuna da selamlar. Fenerbahçe bloklar arası çok ağır, çok açık oynuyor. Defans kaleci çok hata yapıyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Selamlar demiş. Düşüncen nedir Cevdet abi? Şimdi daha lig takvimi bile başlamadı. Yani Mourinho'nun da söylediği gibi daha 15 antrenman görmüş bir takım olarak bir maça çıkıyorsunuz. Tabii ki yenilen goller, kalecinin eksiklikleri, takımın genel olarak eksiklikleri sırıttı. Ama tam kadro çıkmadığında söyleyelim. Birçoğu Avrupa Şampiyonası'na giden oyunculardan mütevellit bir takım Fenerbahçe. Bu oyuncuların da katılımıyla yeni gelen işte El Nesiri falan. Bunlar da dahil olduğu zaman ben Fenerbahçe'nin ligin 7. 8. haftasından sonra hem Avrupa'da hem ligde lige tam olarak hazır takım olacağını ve belki de bu büyük takımlar içerisinde en hazır takım olacağını düşünüyorum. Çünkü erken başladılar. Çalışmalar erken başladı ve bunun neticesinde de ben Fenerbahçe için şu anda yapılacak eleştirinin çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani bu anlamda Fenerbahçe'yi birkaç hafta daha beklemek gerekiyor sevgili Salim. Evet. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar, sohbetimiz devam ediyor. Cevdet abi, bugün Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezon Süper Lig'de görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. Bu listede dikkatini çeken bir nokta oldu mu? Abdülkadir Bitigen yoktu. Ne dersin bu listeyle ilgili? Zaten Ferhat Gündoğdu'nun gelişiyle MHK'de
bir kıyım olacağı intiba oldu. Evet. Birkaç hakemin başkaları vasıtasıyla kamuoyuna lanse ettiği gelişmeler var. İşte Ferhat Gündoğdu MHK başkanı olursa biz hakemliğe devam etmeyiz gibisinden. Yani tabii ki Abdülkadir Bitigen FIFA listesinde aynı zamanda. Evet. Yani listede olmaması beni şaşırttı. Ben yani birkaç tane ismin yani devam ediyor olsa bile hakemi bırakabileceğini düşünüyorum. Çünkü o Cüneyt Çakırların falan olduğu süreçte, yani onların devre dışı bırakıldığı süreçte yine MHK başkanı biliyorsun Ferhat Gündoğdu'ydu. Bu anlamda getiriliş tarzı ve mevcut federasyon başkanının daha önce seçilmeden önce dile getirdiği gelişmeler var. Bu anlamda hakemlerle ilgili çok tepkiler oluştuğunu ve cepheleşme olduğunu çok net görebiliyoruz. Ama bu o kadar hassas bir durum ki sevgili Salim. Şimdi bu kadar üst düzey hakemsiz devre dışı bıraktığınız zaman sahada görev alacak hakem, tecrübeli hakem bulma şansınız olmayacak. Şu an derbide bakıyorsunuz hep aynı isimleri görüyoruz. Bu da o hakemleri mental olarak da birazcık zora düşürüyor ve üst üste kritik maçları diyorlar ve bunun neticesinde performans düşüklüğü, hele bu VAR sistemi geldikten sonra sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. İşte ligimizde Halil Umut Meller'e çok böyle kritik maçlar verildi o hadise yaşanıncaya kadar. Üst düzey maçlara gidiyordu. Sonrasında ara verdi ama Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maçlara gitti. Orada gördük ki Avrupa Şampiyonası'nda daha rahat bir Halil Umut Meller var. Verdiği kararların tartışılmadığı ve hakemliğine güvenildiği bir ortam. Ama aynı Halil Umut Meller'i gerek üç büyüklerin Anadolu takımlarıyla oynadığı maçlarda, gerekse derbi maçlarda hedef tahtasına koyduk. Ama ülkemizde genel bir kolay gerekçe var. Suç hakemin üzerine atmak. Yani bir kere hakemlerin bu tartışmanın dışına kendilerini çıkarması gerekiyor. Onun için de adilane kararlar ve adaletli, birbirine benzeyen pozisyonlarda aynı kararları, yani adalet terazisini sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlamadığımız sürece Türkiye'de hakemlik müessesesi tartışılacak. İşte MHK başkanları tartışılacak. Yani bugün federasyon başkanlarından daha çok getirilen MHK başkanlarının konuşulduğu bir ülkedeyiz. Başka ülkelerde sanmıyorum yani MHK başkanını kimse sokaktaki spor severler bu kadar bilmiyordur yani. Ama Türkiye'de sanki şampiyonluğun anahtarı MHK başkanlarının elindeymiş gibi bir yaklaşım var. Bu da doğru bir şey değil. Bence adalet terazisi artık sağlanmalı. Federasyon başkanları ve yönetimindeki kişileri de çok ön plana çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece karar merci olarak karar almalılar ve şimdi Hacı Osmanoğlu başkan ne dedi? Kulüp başkanları bundan sonra PPDK'ya sevk edilmeyecek dedi. Bu bir yönden avantaj ama bir yönden dezavantaj. Sorumsuz açıklamalar da beraberine getirebilir. Bir disiplin olması şart ama hemen her şeye de ceza verilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani bu anlamda federasyon başkanı ligin başında alınacak kararları, ceza müeyyideleri açıklayıp futbolu yöneten pozisyonda olmalı. Yani her yerde önümüze çıkan ve çokça tartışılan kişiler olmamalı. Birkaç yıldır ligimizde maalesef güven dediğimiz önemli unsur kayboldu. Yani kazanan bağırıyor, kaybeden bağırıyor. Herkes bir şekilde bir suçlu oluşturuyor ve bu suçluya nişan alıyor. Onun için dikdörtgenin içinde sadece futbolcular ve hakem olmalı ve hak eden de kazanmalı. Ligin sonunda da kim şampiyonu hak ediyorsa o şampiyon olmalı. Çünkü her takım ciddi bütçeler ayırarak lige başlıyor ve bu anlamda herkesin, özellikle dört büyüklerin hepsinin hedefinde şampiyonluk var. Yeni bir Bursaspor, yeni bir Trabzonspor çıkar mı?
ben gelecek 10 yıl içerisinde zannetmiyorum. Yani Anadolu'dan yeni bir şampiyon takım göremeyeceğiz. Yine biz bu 4 büyük takımın mücadelesini ve şampiyonluk yarışını izlemeyi sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Çünkü Anadolu futbolunda da net bir şekilde vurgulayalım Cevdet abi. Geriye gidiyor. Transfer tahtası kapalı kulüpler var. Evet. Transfer çalışmalarını sürdüremeyen kulüpler var. Buradan Anadolu futboluna göz atalım. Trabzonspor'u ayrı bir noktada tutmamız lazım. Orada da önemli bir transfer var. Stefan Savic transferini yorumlar mısın? Çok. Çok önemli. Yani çok önemli. Tebrik evet. ediyorum. Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde sene dikkatini çekiyordur. Diğer takımlar maçlar başladıktan sonra transferlerini yapabiliyorken Trabzonspor çok öncesinden planladığı transferleri sessiz sedasız bitirdi. Tabii işte bu anlamda bir tecrübe abidesi. Bence ligimize gelmiş en önemli isimlerden birisi. Takıma da çok katkı verecektir. Yani bu anlamda ben Trabzonspor yönetimini tebrik ediyorum. Abdullah Avcı sanıyorum verdiği listedeki isimleri tek tek kadroya katmanın sevincini yaşıyordur. Bu anlamda yani bir de Trabzon'a getirmek kolay bir şey değil. Hem bütçe olarak hem şehrin cazibesi olarak yani İstanbul takımlarını aşıp Trabzon'a getirmek büyük başarı. Tabii ki futbol şehri, yani futbolu dolu dolu yaşayan bir şehir. Evet. Ama gelen oyuncular da sosyal yönleri de dikkat aldılar. Yani siz bir Bodrum'a Alanya'ya getirdiğiniz oyuncuyu bir Bolu'ya götüremiyorsunuz yani. Bir Diyarbakır'a götüremiyorsunuz. Bu anlamda yani bazen parasal olarak daha fazlasını vermenize rağmen oyuncu tercihini başka kulüpleri kullanabiliyor ama ben Savic'in gelmesinin Trabzonspor'a yarış içerisindeki Trabzonspor'a çok önemli katkı vereceğini düşünüyorum ve bu yıl en büyük şampiyon adaylarından birisinin Trabzonspor olduğunu söyleyebilir sevgili abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünvar. Cevdet abi, önemli transferler gerçekten. Trabzonspor'u hatta en heyecanlandıran transferlerden birisi Stefan Savic. Bu noktada Vakayeme'de geldi mesela. Şampiyon kadrolu önemli bir isimdi. Vakayeme'nin gelişiyle birlikte ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ama background'unu bildiğimiz için Trabzonspor'la da dokusu çok uyuştu. Ama Trabzon'dan ayrıldıktan sonra da çok aradığı ilgi cazibeyi göremedi. Yani oyuncular işte maddi kazanımlar için bazı tercihlerde bulunuyorlar ama tercihler bir bakıyorsunuz sizi bir yıl boşa da düşürebiliyor. Evet. Trabzonspor'un Bakayeme'yi, Bakayeme'nin de Trabzonspor'u ortak noktada buluşturması Trabzon'daki futbol sevgisi. Yani belki parası olarak daha azına alacak ama Trabzon'da ona duyulan ilgi, alaka, güven, Bakayeme'nin de o doyum noktasında seyirciden aldığı haz bu transferi gerçekleştirdi ve ben tekrar bir geri dönüş ne kadar başarılı olacak bunu merak ediyorum. Yani formunu yakalarsa iyi bir Bakayeme hücum hattında Trabzonspor'a çok katkı verecektir. Ligimizi bilen bir oyuncu ve Trabzon'da çok birlikteliği çok başarılı, background'unda çok başarılar gösterdi ve şampiyon olan sezonda çok katkısı vardı. Ama maalesef bu menajerler futbolcuları bazen başarılı yerlere götürdüğü gibi başarısız yerlere de götürebiliyorlar. Orada birazcık daha fazla kazanabilmenin hırsıyla yanlış bir teklifte bulundu. Trabzonspor'da prensiplerinden taviz vermedi. Bunun neticesinde ayrılış gerçekleşti. Ama o ayrılışın da ben Trabzonspor'a değil ama Bakayeme'ye çok zarar verdiğini düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Cevdet Ünvar. Cevdet abi, Vakayeme önemli bir futbolcu, bunun altını çizelim. Özellikle de bize Yusuf Şimşek'i hatırlatıyor. Daha yani Yusuf Şimşek gibi çalım yeteneği anlamında diyorum bunu tabii. Önemli bir isim. Çok sevdiğimiz bir isim. Futbolculuk anlamında. Vakayeme'nin gelişi zaten taraftarları heyecanlandırdı. Sonrasında yapılan nokta atışı transferler var. Ve Onakçı noktasında bir beklenti var. Evet. Paul Onakçı için.
Ben o transfer geldiğinde de daha farklı olacağını düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum hemen size Cevdet abi. Yaşanan gelişmeleri aktardık. Anadolu futbolunu da inceliyoruz. Anadolu takımlarından transfer tasarısı kapalı olan ekiplerden bahsetmiştim. Bunlar Samsun Spor şu anda. Sportif cezası var. Adana Demirspor'un transfer tahtası kapalı. Birçok kulüp Antalya Spor transfer tahtası kapalı. Transferler gerçekleşse de mevcut dosyaları olan kulüpler var. Birincilikte de aynı şekilde. Bu noktada yorumun nedir? Düzelecek mi yani? Hep böyle anlatıyoruz. Hep değişmeler oluyor, değişimler oluyor. Mesela federasyonda bir değişim oldu. Fakat ekonomik anlamda ne dersiniz? Yani büyümeyen bir pasta var ama büyüyen bir para piyasası var. Döviz dün 3 liraysa bugün 3,5 lira oluyor. Bu anlamda sizin ödeme takviminiz de beklentilerinizin üzerine çıkmış oluyor. Oyunculara ödemeleri zamanında yapmadığınız zaman FIFA'lı kopuyorsunuz. Önce transfer tahtanız kapanıyor. Sonra puan silme cezaları beraberinde geliyor. Bunu çok net söylersek şayet her kulüp isim hakkından ne bileyim işte yayın gelirlerine varıncaya kadar bu paraları alıyorsa o zaman yönetimlerin kötü yönettiği gibi bir realite ortaya çıkıyor. Yani siz günü gününe ödemelerinizi yaptığınız zaman bir de ayağınızı yorganınıza göre uzattığınız zaman bunun neticesini sorun yaşamıyorsunuz. Mesela bir Alanya Spor'da yaşıyor muyuz biz bunu? Yaşamıyoruz. Yani Alanya Spor'un aldığı parayla Samsun Spor'un aldığı para arasında fark var mı? Ya da Adana Demirspor'un aldığı parayla Alanya Spor'un aldığı para arasında fark var mı? Ya da Antalya Spor'un aldığı parayla Alanya Spor'un aldığı parada fark var mı? İkisi yan yana işte Alanya ile Antalya aynı şehrin iki takımı değil mi? Yani iyi yönettiğiniz zaman bu sıkıntıları yaşamıyorsunuz. Gidip araştırmanız gerekiyor sevgili Salim. Belli bir marketinge ulaşmış oyuncuyu almaya çalışırsanız 1 lira yerine 3 lira verirsiniz. Ama araştırırsanız 1 liralık 3 tane oyuncu alırsınız. Ve bütçenizi ona göre ayarlamış olursunuz. Bunun neticesinde de Alanya Spor, işte Bakasetaslar, yani şöyle aklımıza gelen oyunculara baktığımız zaman işte Haydarlar falan bu kadrolarla yıllardır çıktığı günden bu yana hiç düşme hattına girmedi mesela. Şimdi benim aklıma gelen bir takım olarak söylüyorum. Evet. Ben hiç kamuoyuna yansımış bir Sivasspor'dan Alanya Spor'dan transfer tahtası kapandı. İşte oyuncular itmana çıkmadı falan diye bir haber duymadım mesela. Bunlar iyi yönetilmenin emaresi. Evet. Şimdi Adana Demirspor özelinde girelim. Yani ilk yıl ligde öne geleni yendi. İyi bir sıralama elde etti. İkinci yıl Avrupa Kupası'na gitti. Şimdi üçüncü yılında zor bela ligde kaldı. Bu yılda en büyük düşme adayı. Bu gerçeği konuşalım yani şu anda. Giden gidene 20'ye yakın oyuncu gitti. Tahtanız kapalı. Yerine oyuncu gelmedi. Yani kadroda kimler var? Şimdi kalede kim olacak? Şimdi Fenerbahçe maçına çıkacak. Ben ilk 11'i şöyle gözümün önünde canlandıramıyorum sevgili Salim. Tarihi bir fark mı yiyecek? Yani böyle bir korku da duyuyorum. Yani bir koskoca Adana şehrinin takımı şu anda tahtası kapalı. Bir önceki yıl Avrupa kupalarına giderken bir sonraki yıl birinci ligin en büyük adayı pozisyonda. Herkes de şu an bir sessizlik hakim. Bir lig başlasın sonuçları bir görelim. Ona göre bıçakları bileyelim gibi. Ama ben erkenden söylüyorum. Yani bu tahtanın açılması lazım. Göz göre göre bu takımın düşmemesi lazım. Yani tahta bir an önce açılmalı. Tabii Samsun Spor mesela. Samsun Spor'un hala hazırda iyi bir kadrosu var abi. İyi bir kadrosu var. Yani mevcut kadroyu koruduğunuz zaman tahtanızın kapalı olması çok endişe yaratacağını düşünmüyorum. Ama evet. Adana Demirspor için öyle değil. Yani Adana Demirspor şu anda Süper Lig başlamadan, lig başlamadan bugün Adana'da sokağa çıkalım. Her 10 kişiden 9'u biz bu sene küme düşeriz der yani. Neden? Kadro çok zayıfladı. Önemli oyuncular gitti. Yani kalecinizden hücum hattınıza varıncaya kadar tamam 24 kişiyi tamamlarsınız, altyapıdan oyuncu alırsınız, belki onların içerisinde 1-2 tane iyi oyuncu çıkar ama 1-2 evet. iyi oyuncu ilk 11'in tamamını kurtarmaz.
Evet. Onun için Adana Demirspor'u zor günler bekliyor. Bu transfer tahtası. Ben transfer tahtasının açılacağını düşünüyorum. Açılmazsa aynı fikirdeyim. Yani Fenerbahçe maçından önce açılma imkanı varsa önce açılmalı bu. Yani şimdi lig maçına çıkacaksınız. Ligin ilk maçı rakibiniz çok güçlü. Bu güçlü kadronun karşısına altyapı ağırlıklı eksik bir kadro çıkardığınız zaman şimdi Adana'da homurtular başlar. İyi başlamak varken niye kötü başlarsın yani? Yani öyle ama şöyle şu da var. Adana'dan da yeterince destek gelmedi Sayın Başkan Murat Sancı. Başkanlık şimdi, sürecinde. Hep tek şimdi, başına mücadele etti. Yani homurtular başlar da yani ben Adanalı olduğum için burada araya girdim abi. Söz sahibi hissettim kendimi. Siz de Adanalısınız. Hay hay. Yani şehirlerde mesela takımlar şirketleşiyor. Bu güzel bir olay, güzel bir oluşum. Bu süreç içerisinde seversiniz, sevmezsiniz. Murat Sancan yapmış olduğu açıklamaları beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ama ortada bir ciddi bir başarı vardı. Takım birincilikle uzun yıllar mücadele etmişti. Onun öncesinde ikincilikle, üçüncülikle mücadele etmişti. Sonrasında 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen bir kadro ve dünya basınında ismi geçen bir takım Vincenzo Montella'sından Balotelli'sine, Balotelli'sinden Belhanda'sına gelen oyuncular katkı sağladı. Ardından bir duraklama dönemi oldu. Fakat bu süreçte şehirde hiçbir yani ben net biliyorum iş insanından bürokratlardan belediyelerden destek olmadı. Efendim? Şehirde inanmaz bir futbol potansiyeli var. Futbol potansiyeli var ama Adana'nın ben bir Kayseri gibi bir Gaziantep gibi olduğunu düşünmüyorum. Adana'ya yani hatta yanında yer hatırlarsın olmadı. Çok eskiye gideceğiz. Mesela Bekir Çınar vefat etti. Evet. Bekir Çınar takımın vefat ettikten sonra hatırlarım bir pankart vardı İhanet'in başkenti Adana diye. Evet. Ben Adana'da futbol insanlara ilgi duyuyor ama mesela Adana Spor da destek alamıyor. Demir şimdi şöyle destek alamıyor. Şirket oldular. Şirket oldular ama. Yani şirket ya, olan yere Devlet abi Kayseri Spor mesela olarak destek verilemez ama bireysel olarak sponsor olunabilir. Ben ona katılmıyorum abi. Destek, destek olmak isteyen bir şekilde tribün desteği, ne bileyim ticari destek, reklam desteği, sağ kenar reklamı ya da tesise herhangi bir katkı bunlar sağlanabilir ve bunun neticesinde bir takıma destek sağlanabilir. Ama şu anda takım tribünde olayım, kombinemi alayım ama takıma destek sahibinde olduğu zaman hiçbir yerinde olmuyor. Yani evet. Anadolu'da genel sıkıntı bu. Yani evet. Trabzon üzerine de gitsek, Trabzon'da da Demirspor'dan farklı bir durum söz konusu değil. Cevdet Trabzon'da abi, da fanatik isteği evet. var. Kesinlikle öyle ama Cevdet abi mesela Gaziantep FK da şirket bünyesinde bir takım. Fakat Gaziantep FK için Gaziantep'li yöneticiler, Gaziantep'li iş insanları geçtiğimiz sezon inanılmaz bir bütçe oluşturdular. Bunun da altını çizelim. Hem de yaşanan deprem felaketinden sonra. Yani orada sıkıntılar yaşanırken. Belediye başkanı desteği var. Belediye başkanı işte Mehmet Büyükekşi başkanın sürecini biliyorum ben. Evet. Yani İstanbul'dan Gaziantep'e getirilip kulüp başkanı yapılması ve sonrasında da yine yönetim oluşturulurken evet. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteği var. Şimdi ben Adana'da bir Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adana Demirspor'a ziyaretin ötesinde bir desteği olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle öyle. Cevdet abi bir virgül koymamız lazım çünkü şimdi aramız olacak. Reklam ve şarkı arası ardından saat başı. Sonrasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Yusuf En-Nesyri basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Çok teşekkür ediyorum değerli yorumlar için. Görüşmek üzere. Hoşça kal Cevdet abi. Sağ ol. Hoşça kal. Sağ olun abi. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Cevdet Ünü vardı. Şimdi reklam şarkı molası ardından saat başı sonrasında biz buradayız. Yusuf En-Nesyri'nin basın toplantısı var. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Fenerbahçe En-Nesyri transferini açıkladı. Sarı lacivertliler Sevilla'dan 19,5 milyon euro karşılığında faslı golcüyü kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe'de En-Nesyri için imza töreni düzenleniyor. As Başkan Acun Ilıcalı, Mario Branco ve En-Nesyri açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları dinliyoruz. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Ali Budak. Gaziantep ve kayıt konuşacağız. Gaziantep futbolunu konuşacağız. Ali abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? Hoş bulduk. Salim kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Nasılsın? Nasıl gidiyor çalışmalar? Neler yapıyorsun? Malum transfer dönemindeyiz. Evet. Aslında biraz durgun geçen, bütün takımlar için durgun geçen transfer dönemi bir an hareketlendi. Sonuçta artık ligin sonuna doğru geliniyor. Şimdi ligin başına doğru geliniyor. Gaziantep Futbol Kulübü de biliyorsunuz geçtiğimiz seneden birçok oyuncusunun sözleşmesi sona ermişti. Yeni bir yapılanmaya gitti. Yeni oyuncular, yeni bir takım. Selçuk İnan'ın teknik direktörlüğünde yeni bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Bu doğrultuda bazı transferler yaptı. Ancak tabii ki 12-13 tane oyuncunuzu kaybedince sözleşmesinin sona ermesinden dolayı transferin de kolay olmadığını düşünürsek birçok oyuncuyla temas halinde Gaziantep PK. Son olarak Emmanuel Boateng'le prensip anlaşmasına vardı. Ancak ama bu Konya Spor'daki değil, onu söyleyelim. Evet, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Sosyal medyada da ben yine söylüyorum. Habercilik biraz ciddiyet gerektiren bir iştir. Evet. Yani tamam Boateng ama 100 tane Boateng var. Veya herhangi bir isim söyleyelim. 100 tane aynısından oyuncu var. Avrupa'daki, Afrika'daki oyuncularla üzerinde konuştuğumuzda. Şimdi Emmanuel Boateng Gaziantep PK'ya yazıldı. Ancak Konyaspor'da, geçmişte Konyaspor'da oynamış Boateng'in fotoğrafıyla paylaşıldı. Herhangi bir bilgi verilmedi. Şu verilmedi, bu verilmedi. Ben de tabii ki aslında oyuncuyu biliyordum ama sıkıntı yaşanmaması adına oyuncunun ismini bazen biliyorsunuz, oyuncunun ismi çıktıktan sonra menajerler, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Oyuncuya bir teklif yapıldıktan sonra menajerler başka kulüplere bu teklif üzerinden aynı oyuncuyu pazarlayabiliyorlar. Bakın işte Gaziantep 600 bin euro teklif etti bize. Biz bunu kabul etmedik. 800 veriyorsanız size gelelim. Veya 900 veriyorsanız şu şartlarda size gelelim gibisinden aslında çok dolap dönüyor işin arka tarafında. Tabii bu işin ciddiyetsiz ve meslek ahlakını arka planda bırakan menajerler için söylüyorum. Tanıdığımız güzel abilerimiz de var. Sen de biliyorsun zaten bu işin içindesin. Bu işi layıkıyla düzgün yapan. Biz Boateng'i doğru bilgisini paylaştık. Geçmişte son olarak Portekiz'in Rio Ave takımında forma giyen bir oyuncu, Kanalı. Onunla ilgili dün son görüşmeler yapıldı. Fiyat konusunda da anlaşma sağlandı. Ancak biliyorsunuz bazen özellikle son dönemlerde ben bunu sık sık duyuyorum. Bunu da buradan belirtmek lazım. Salim kardeşim, futbolcular vize sorunu yaşıyor. Evet yani, hatta ben bunu dün dile getirmiştim abi. Evet. Mesela Rize Spor Slovenya kampı vardı. Evet. Gökhan Akkan kampa geç katıldı. Alisov, evet. Ve Akintola. Evet, bunların hepsi yine sen bahsetmişsin vize sorunlarından dolayı değil mi? Evet, vize sorunlarından dolayı kampa geç katıldılar. Şimdi bunların önüne geçilmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu elbette bu konuda aslında adım atması gereken en önemli şeylerden birisi bu. Diyelim ki transferin son dönemlerinde böyle bir şey yaşandı. Oyuncuyla anlaşacaksın ancak mesela diyeceğim 10 gün sonra gelecek. Lig başladıktan veya 4. maçını oynuyor, 6. maçına gelecek. Aslında bu ciddi bir sorun. Türkiye Futbol Federasyonu'nun veya bununla ilgili bakanlıkların federasyonla işbirliği yaparak en azından kulüplere bu anlamda kolaylık sağlanması veya bu uluslararası bir anlaşma mı olur, farklı bir şekilde mi olur? Bununla ilgili bir çalışma yapılabilir. Gaziantep FK'da Boateng daha önce Manduki transferi yapılmıştı. Sen yazmışsın zaten Manduki'yi. Manduki'de bir hafta bununla ilgili araya onca insan girmesine rağmen bir haftada ancak vize sorunu çözülmüştü. Ve bu oyuncunun transferi de bu anlamda gecikmişti. Hadi bu gecikme sürecinde transferin iptali bile olabilir yani. Çünkü transferde bir dakika çok önemli biliyorsun. Boateng de bu anlamda vize sorunu yaşayan oyunculardan biri şu an itibariyle. Benim aldığım bilgiye göre pazar gününden önce bu yani en azından Boateng'in İstanbul'a gelmesi pazar gününden önce zor görünüyor. Dün yine
sosyal medyada Gaziantep FK'nın Boateng'i transfer etti ve bugünden yana gelip İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceği söylenmişti. Yine böyle bir asparagas bir bilgi. Bilgiyi teyit etmeden, doğrulatmadan yazan arkadaşlarımız oluyor. Bunu da bu da hoş olmuyor. Yani taraftar da beklenti içerisine giriyor sonuçta. Oyuncu geldi, gelecek, geliyor gibisinden. Bu anlamda Gaziantep FK'nın Selçuk İnan'da bir sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. O da çok istekli, heyecanlı. Yeni sezon hazırlıklarımızı yoğun tempoda sürdürüyoruz. Gaziantep şehrinin beklentisine yakışan bir takım kuracağımıza gönülden inanıyorum diye bir paylaşımda bulundu Selçuk İnan. O da iyi bir takım oluşturmak istiyor. O da kariyerinin başında Kasımpaşa'da bir sıkıntı yaşamıştı. Sonrasında Gaziantep FK ile teknik direktörlük kariyerinin başında çok önemli bir atılım yaptı. Gaziantep FK'yı ligde tuttu. Devamında başarılı olmak istiyor. Selçuk İnan şöyle bir özelliği var. Parayı ikinci planda tutan birisi. Tabii ki elbette herkes para için. Para bir işin bir noktasında ama Selçuk İnan ben daha çok başarıya odaklandım. Başarılı, kariyerli bir teknik direktörlük macerası yaşamak istiyorum diye bunu kendisi ve çevresine de söylüyor. O anlamda şu anda Gaziantep FK'nın transfer konusunda konuşacak olursak stoper bölgesinde görüştüğü para konusunda da anlaştı. Ancak kulübüyle anlaşamadı. Kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü bir iki oyuncu var. Forvet konusunda yine bugün Brezilya basınında da çıktı. Pedro Henrique görüşülüyor. Oyuncu kulübüyle biraz sorun yaşıyor. O kulübüyle sorunu çözmesini bekliyorlar zaten o kulübü. Tabii ki bu transfer ne derecede ilerleyen dönemlerde gerçekleşir veya gerçekleşmez belirsizliğini koruyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nün şu andaki hedeflediği bölgeler stoper, forvet, kanat bölgesinde Boateng transferi gerçekleşirse yerli ve alternatif isimlere yönelmeyi düşünüyor biraz da. Çünkü kadrosunda iki tane yabancı var. Lukas Tankowski ve Biken. Bunları Selçuk İnan düşünmediğini yönetime iletti. Bunlar da kendisine kulüp bakacaklar. Bu doğrultuda şu anda Gaziantep Futbol Kulübü'nde yabancı sayısı da henüz istenilen üzere değil. Gerçekleşecek 3 transferle birlikte hem takım kimliğini kazanmak hem de yeni sezona hazır olmak anlamında Gaziantep FK önemli bir noktaya ulaşacak. O yüzden Topuk Yaylası kampı da şu anda devam ediyor. Selçuk İnan'la Topuk Yaylası'nda transferlerin bitmesini en azından o 3 bölge için bitmesi gerektiğini söylemişti. Bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor. Ben hemen sen sormadan Umut Nayir konusuna gireyim. Evet, orada son durum nedir? Onu sorup bitirecektim zaten. Söz evet. Senin abi. Evet, şimdi Umut Nayir aslında sen de yazmıştın. Doğru bir paylaşım, doğru bir bilgiydi. Umut Nayir Gaziantep FK'yla yaklaşık bir 15-20 gün öncesinde, hadi bu 20 gün diyelim, evet 20 gün öncesinde Umut Nayir Gaziantep'te Gaziantep yetkililerle görüştü. Selçuk İnan'la da bir teması oldu. Umut Nayir Gaziantep Futbol Kulübü'ne gelmek istiyor. Aslında senin yazdığın gibi Umut Nayir'in Gaziantep FK ile ilgili gelmesi veya buraya burada oynamasıyla alakalı herhangi bir sorun yok. Bu bir prensip anlaşması da diyebiliriz aslında. Kulüple oyuncu arasında anlaşma sağlandığı yönünde bir bilgi de diyebiliriz. Ancak maliyetler yüksek. Şimdi Gaziantep Futbol Kulübü'nde en yüksek maaş alan şu anda 950 bin euro ile Alexander Maxim. Elbette Anadolu kulüplerinde bu tür maaşları bir iki önce verebilirsin. Ancak bütün oyunculara 30 milyon civarında bir maaş verdiğinde bu kulübün kaldıramayacağı bir noktaya gelir. En azından Anadolu kulüpleri için söylüyorum. Çünkü gelir gider dengesine baktığımızda. Umut Nayir da kulüpler eğer bir anlaşma sağlarsa Umut Nayir'in Gaziantep FK'ya gelmesinde bir sorun yok. Ancak şu an için herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Oyuncu buraya gelmek istiyor dediğim gibi. Onun haricinde Gaziantep Futbol Kulübü bir dönem bu son 20 günlük süre içerisinde Halil Akpınar'la bir Halil Akpınar'ı istediğini belirtmişti. Onunla da ilgili bir gelişme yok şu an için. Önümüzdeki günlerde yabancı transferini bitirdiği anda Gaziantep Futbol Kulübü transfer dönemi sonuç Eylül ayına kadar devam ediyor biliyorsunuz. Eylül başına kadar. O süre içerisinde de yine transferler olacaktır yani.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ali Budak Dali abi, son olarak eklemek istediklerim var mı? Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki. Kulüpler şu anda baktığımız, ben bakıyorum, kontrol ediyorum, FIFA'dan banlayan kulüplerimiz var. Transfer sayan kulüplerimiz var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun buradan bu kulüpler için bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ligimizin daha da kaliteli hale gelmesi için bu kulüplerin yaşanabilir bir hale gelmesi lazım. Mesela Adana Demirspor, ondan sonra Hatay Spor son olarak transfer yasağını kaldırdı. Kayseri Spor'un 9 tane FIFA'da dosyası var. Bunların hepsinin düzeltilmesi için bir şeyler yapılması lazım. Gerekirse kulüplerle bir işbirliği içerisinde bir mali yönetim, düzgün bir mali yönetim belirlenmesi lazım. Yani ligin daha kaliteli hale gelmesi için yeni Türkiye Futbol Federasyonu döneminde İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetiminin bu anlamda bazı çalışmalar yapması gerektiğini düşünüyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Ali Budak'ta yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra 14-15 arasında Hattrick programında Ali Erim ve Gence Boran sizlerle olacak. Hoşçakalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.